Motorlu Araç Alım Satım Derneği, galericileri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla sosyal donatılarının da olduğu otokent kurmak için harekete geçti. Şu an 200 dükkanın bulunduğu otogalericileri sitesinin yetersiz olduğunu ifade eden dernek başkanı Mustafa Yurdakul, otokent yapı iş kooperatifini kurduklarını ve dükkanların yapılacağı yer arayışına başladıklarını ifade etti. Kayseri Motorlu Araç Alım Satım Derneği Başkanı Yurdakul, mevcut otogaleri sitesi ve yapılması planlanan otokent projesi hakkında bilgi verdi. 200 dükkanın bulunduğu mevcut otogaleriler sitesinin zaman içinde yetersiz duruma geldiğini belirten Yurdakul, 500 dükkanın olduğu ve sosyal donatılarıyla modern bir otokent kurmak için çalışmalara başladıklarını anlattı. İnşaatı için kooperatif kurduklarını ve projenin uygulanacağı yerin tespiti için çalıştıklarını belirten Yurdakul şunları söyledi. 2018 yılında Ticaret Bakanlığı'nca galericilik mesleğinin tanımı yapılmıştır. Ve bu tanımla birlikte tüm ticaret erbabında olduğu gibi otomobil alım satımı yapan arkadaşlar için de mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla derneğimiz bu eğitim ve kültür faaliyetlerini sitemiz içerisinde ve Kayseri civarında yürütmekte olup bugüne kadar 700 kişiye yakın arkadaşlarımıza eğitim kültür vererek mesleki yeterlilik belgesi almasına yardımcı olunmuştur. Mesleki yeterlilik belgesini alan arkadaşlarımız iş yeri açma ve ruhsatıyla birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı sitesine girerek yetki belgesine müracaat edip yetki belgelerini almışlardır. Şu anda Kayseri Anadolu Otogalericiler sitesinde yetki belgesi olmayan esnaflarımız hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bunun yanı sıra Kayseri'miz sitemiz dışındaki bazı arkadaşların da geçici taahhütname ile yetki belgesi aldıkları söylenmektedir. Ancak bu 31 Temmuz 2022 yılında sona erecektir. Bu geçici iş yeri açma ruhsatını taahhütname ile alınmıştır. Bu vesile ile yeni bir geniş galericiler sitesine şehrimizde acilen ihtiyaç vardır. Bunun için de arkadaşlarımız biraz sonra anlatacaklar. Kayseri Otokent Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifini kurduk, faaliyetlerimize başladık. Henüz üye kaydı yapmadık ama bunun için yer çalışması, yer temin için belediyelerimizle istişare halindeyiz. Sağ olsun siyasi parti il başkanlıklarımız da bizim yanımızda olduklarını deklar etmişlerdir. Bu vesileyle tüm Kayseri'de bu ticareti yapan arkadaşlarımız müşterih olsunlar, kendilerine şehrimize yakışan iyi bir site yapma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ancak bunun yanı sıra sitemizin dışında gelişen bazı arkadaşlar var. Kendi ticari emelleri için veya toptancılık yapacakları bir yer için arsa tahsisi yapılmış olup bunu galericiler sitesine dönüştürerek rant elde etmek için çaba sarf eden insanlar var. Bu işi yapan esnaflarımız bizim dışımızdaki olan gelişmelere aldanmasın, güvenmesin, itibar etmemelerini istiyoruz. Kayseri Motorlu Araç Alım Satım Dernek üyesi Ata Yücel de şunları söyledi. Yeterli olmuyor. Bu yeterli olmadığı gibi şu andaki mevcut esnafımıza da sitemiz artık cevap vermiyor. Biz bu otokent projemizi yeni bir otogalericiler sitesi değil de bir otokent projesi olarak anlatmak istiyorum. Bunun içinde sosyal donatıları olan, yedemin yerlerinin olduğu, bankaların, alışveriş merkezlerinin olduğu, müzayede salonunun olduğu, birçok sosyal donatının olduğu bir site yerine otokent projesi olarak kurmak istiyoruz. Bunun için de biraz önce başkanımın değindiği gibi siyasilerimizle bu görüşmeleri yapmaktayız. Bunun için arsa çalışmalarımız hızla sürüyor. Üzerinde de şu anda bir yol aldığımız bir arsa üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yine başkanımın biraz önce söylediği gibi şöyle bir oluşum var bizi rahatsız eden. Kendileri bir meslek grubu için aldıkları bir arsayı bu işten muvaffak olamayınca bu işi otogalericiler sitesi yapmak için kullanmak isteyen bir oluşum görmekteyiz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. İkinci el otomobil ticareti
bizim yani otogalericiler esnafının ve paydaşlarının karar vereceği bir konu. Şimdi buna rağmen bir takım insanların ticari menfaatlerle kendilerinin almış olduğu başka bir meslek grubuna yapmak için almış oldukları arsayı otogalericiler sitesi yapmaya çalışmalarını biz meslek sahipleri ve paydaşlar olarak etik bulmuyoruz. Fakat bu meslek grubu, bu oluşum devamlı bizi kendi yanlarındaymış gibi lanse ediyorlar. Öyle bir algı yaratıyorlar. Biz ne dün, ne bugün, ne de yarın o oluşumun içinde olmadık, olmayacağız. Bunu da kamuoyunun bilgilerine sizin huzurunuzda belirtmek istiyorum. Bir kere biz bunu biraz da İslam için söylüyoruz. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şu anda bizim Anadolu Otogalericiler sitemiz 200 dükkan üzerinde kurulu bir yapı. Bu yapıyı biz 1996 senesinde ateşini yaktık ve 1998 yılında da bitirdik. 1999 yılının başından beri de burada ikinci el ticaretini yapmaktayız. Yeni projemizde 500, minimum 500 dükkan düşünüyoruz. Bunun yanında rentekarcılar da yani bu mesleğin paydaşlarıyla da beraber olmak istiyoruz. Bunların içinde sigortacılar olabilir, rentekarcılar olabilir ve bunun gibi meslek gruplarını da içimize almayı düşünüyoruz. Burada bazı projelerimiz var. Sosyal donatılardan başka STK'larla görüştüğümüz konular var. Bir arkadaşımızın bir önerisi vardır. Onu da ciddi olarak düşünüyoruz. Biz bu işin alayından gelmiş, alaylı olarak yetişmiş insanlarız. Fakat burada bir otomotiv meslek lisesi kurmak istiyoruz. Bunun da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada alacağımız arsa büyükçe bir arsa, düşündüğümüz arsa büyükçe bir arsa. Eğer bu arsada devletimiz bize yardımcı olursa, biz bu arsa 800 dönüm bir arsa, sadece şimdi o bilgileri vereyim. Birkaç gün sonra inşallah kamuoyuyla da tam nokta olarak bunları paylaşacağız. Burada STK'larla ilgili sosyal sorumluluk projelerinin olduğu tesisler de var. Ama şimdi ben onları dillendiremiyorum. Daha arsa tam olarak bize geçmediği için. Dediğim gibi yani bugün yıllar önce biz nasıl Hastane Caddesi'nde, Salih Paşa Caddesi'nde orada insanları rahatsız ediyorsak, şimdi de aynı şeyleri rentekarcılar yapıyor maalesef. Rahatsız etme şu anlamda söylüyorum. Park konusu açısında, insanların apartmana giriş çıkışları konusunda. Biz bu büyük projenin içinde, bu otokent projesinin içinde rentekarcılar düşünüyoruz dediğim gibi. O yüzden sadece bu bir otogalericiler sitesi, yeni bir otogalericiler sitesi değil. Bir otokent projesi.